Herkese merhaba. Sizlere Avrupa Birliği gündemini aktardığım yepyeni bir Brüksel Pod bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu, eski Katalan Cumhurbaşkanı Carles Puigdemont ve iki bakanın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandı. Böylelikle onları İspanya'ya iadesi ve yargılanmasına da bir kapı aralamış oldu. AB milletvekilleri Puigdemont'un dokunulmazlığını 400 lehte, 248 aleyhte 45 çekimser oyla kaldırdı. Puigdemont hükümetinin eski Sağlık ve Eğitim Bakanları olan Antoni Comín ve Clara Ponsatti için de 404 lehte, 247 aleyhte ve 42 çekimser oy kullanarak dokunulmazlıkları kaldırılmış oldu. Bu üçlü 2017 yılında bir İspanyol mahkemesi tarafından yasa dışı kabul edilen 2017 Katalonya bağımsızlık referandumunu düzenlemedeki rolleriyle ilgili olarak tutuklanmaktan kaçarak Belçika'ya sığınmışlardı. İspanya Dışişleri Bakanı Arantxa González Laya kararın bir milletvekilinin kendi ülkesinde adaletten kaçmak için pozisyonunu kullanamayacağını ve İspanyol yargı sisteminin sağlamlığını gösterdiğini söyledi. Buna karşılık Puigdemont, "Bugün Avrupa Parlamentosu için üzücü bir gün. Dokunulmazlığımızı kaybettik ancak Avrupa Parlamentosu bundan daha fazlasını kaybetti. Sonuç olarak Avrupa demokrasisini de kaybetti," dedi. Puigdemont'un partisi Junts, "Vazgeçmeyeceğiz. Katalonya ile İspanya arasındaki siyasi çatışma artık bir iç mesele olmaktan çıktı. İspanyol devletine yönelik baskıyı ve siyasi zulmü kınamaya devam etmek için bunu Avrupa'nın kalbine getirdik," ifadelerini kullandı. Yine geçtiğimiz hafta çevrimiçi bir tartışmadan ortaya çıkan ana mesajlardan birisi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik Çin'in zulmü resmi olarak soykırım olarak tanınmalı ve AB ve uluslararası toplum tarafından Pekin'deki 2022 kış olimpiyatları boykotu dahil olmak üzere acil adımlar atılmalıdır ifadeleri kullanılmıştı. Siyasi spektrumun dört bir yanından AB milletvekilleri Avrupa Birliği'nin ve uluslararası toplumun Şubat 2020'de Pekin'de yapılması planlanan bir sonraki kış olimpiyat oyunlarını boykot etmeleri için çağrıda bulundu. Kış olimpiyatlarının yapımı birçok Avrupa Parlamentosu milletvekilinin azınlıklara yapılan zulümden, Uygur ve Tibetlilerin köleleştirilmesinden ve insan hakları ihlallerinin var olduğu bir zeminde gerçekleştirildiğini ifade etti. Aynı zamanda Avrupa Birliği, Sincan bölgesindeki Uygur Müslüman azınlığın insan haklarını ihlal ettiği için Çin'i cezalandırmak istiyor. Amerikan gazetesi The Wall Street Journal, Brüksel AB'nin 1989'da Pekin'deki Tiananmen Meydanı'ndaki ayaklanmanın kanlı bir şekilde bastırılmasından bu yana komünist yönetime ilk kez yaptırım uyguladığını bildirdi. Bazı Avrupa hükümetleri ve Amerika Birleşik Devletleri Pekin'in Sincan'daki eylemlerini Uygurlara soykırım olarak nitelendirdi. Bunlardan birisi de Hollanda. Bu insan hakları ihlallerine karşı Avrupa'nın yaptırım uygulama kararı bu hafta uzun müzakerelerin ardından geldi. Bu yaptırımlar daha henüz onaylanmadı ama bu ayın sonunda onaylanması bekleniyor. Ve yine Uygur meselesine ilişkin olarak Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell, Çin'den Sincan'a Birleşmiş Milletler ekibine erişim izni vermesi çağrısında bulundu. Ve aynı zamanda BM'ye Pekin'in uygarlara yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin raporları soruşturma çabalarına yardımcı olması gerektiğini söyledi. Borrell, BM İnsan Hakları Konseyi'ne verdiği demeçte Çin'i Yüksek Komiser Bachelet dahil olmak üzere bağımsız gözlemciler için Sincan'a anlamlı erişim izni vermeye çağırıyoruz dedi. Borrell, bu uluslararası toplumun sahip olduğu ciddi endişelerin bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir değerlendirmesinin mümkün kılmanın anahtarıdır dedi. Ve son olarak yine geçtiğimiz hafta Polonya ve Macaristan başta olmak üzere bazı AB ülkelerinde LGBT haklarının gerilemesine yanıt olarak AB milletvekilleri Avrupa Birliği'ni LGBT özgürlük bölgesi ilan ettiler. İlk Polonya yerel yönetiminin kendisini LGBT'siz bölge ilan etmesinden 2 yıl sonra parlamento 492 lehte, 141 aleyhte ve 46 çekimser oyla kabul edilen bu kararla AB'yi LGBT özgürlük bölgesi ilan etti. Mart 2019'dan bu yana 100'den fazla Polonya bölgesi, vilayeti ve belediyesi kendilerini LGBT ideolojisinden özgür ilan eden kararları kabul etmişti. Ve bu kararlara göre yerel yönetimler LGBT kişiliğe karşı hoşgörüyü teşvik etmekten kaçınmalı ve ayrımcılık karşıtı ve eşitliği teşvik eden bütün kuruluşlardan da mali yardımı çekme kararları almıştı. Bu haftaki Brüksel Pod bölümünün sonuna gelmiş olduk böylelikle de. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.